Maç gününü Kar Spor sunar. Kampta, seyahatte, yerde, yükseklerde, yaz, kış, her mevsimde, Kar Spor seninle, dağda, denizde, düzde, her zaman, her yerde, yaz, kış, her mevsimde, Kar Spor seninle, dağda, denizde, düzde, her zaman, her yerde, yaz, kış, her mevsimde, Kar Spor seninle. Biz Kar Spor'la kışa hazırız. Ya siz? Her mevsimde Kar Spor seninle. Değerli spor severler, güzel bir pazar gününden sizlerle olan birlikteliğimize bugün de başlamış bulunuyoruz. Maç gününde bugün konuğumuz Denizli Spor. Erzincan Spor bugün tabii ki hem playoff'ta hem de liderlik içinde büyük bir mücadele başladı. Artık final haftaları diyebiliriz. Çünkü ilk 6'da hemen hemen tüm maçlarımızı bitirdik Ahmet dışında. Ama artık bundan sonra da yine kritik maçlar olacak. Her hafta önemli final maçları oynayacağız. Son iki haftayı 3 puanla kapatan bir Erzincan Spor var. Her ne kadar Türkiye Kupası'ndan elense de bugünden sonra artık tamamıyla lige odaklanacak ve ligle birlikte artık hem playoff için hem de liderlik için büyük mücadele verecek. Bugün kritik maçlar var. Kastamonu'da Kastamonu Iğdır Spor karşılaşması var. O da çok önemli. Kastamonu Spor tamam mı diyecek, devam mı diyecek? Çünkü psikolojik bir eşikteler onlarda. Ama buradaki maç kadar oradaki maçın skoru da tabii ki belirleyici olacak. Bir de ligde şöyle bir durum var. Hemen hemen ligde her takımın teknik direktörü değişti. Bir tek Kastamonu ve Erzincan Spor kaldı bildiğim kadarıyla. Erzincan Spor büyük bir istikrarla gidiyor. Büyük bir özgüvenle gidiyor. Ve bunu da ligin sonuna kadar devam ettirmeye çalışacak. Efendim günlerden pazar, çok güzel bir hava var. Yer 13 Şubat Şehir Stadı. O zaman bugünkü maç gününe artık başlangıcımızı yapalım. Kar Spor'un katkılarıyla maç gününe başlıyoruz. Evet, bugün konuğumuz Denizli Spor. Neler düşünüyorsunuz bugünkü maç hakkında? Öncelikle bu güzel bir günde Erzincanlılara güzel bir hafta sonu diliyorum. 5. sıradayız. Alt taraflarda olan Denizli Spor. Ama Denizli Spor'un da tabii ki unutmayalım ki bir Süper Lig, birincilik kültürü var. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Erzincan Spor'un da bu maçı rahatlıkla kazanarak 42 olan puanını 45'e çıkaracağını düşünüyorum. Peki takım iyi gidiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz gidişatı? Öncelikle takımımızı, başkanımızı, hocalarımızı, futbolcu arkadaşları kutluyorum. Zira Türkiye Kupası'nda iki tane Süper Lig takımıyla müsabaka oynadılar. Erzincan'ımızı ve Erzincan Spor'u tekrardan marka değerini devam ettirdiler. Bu da bizleri sevindirdi. Bugünkü maçı da alarak 42 olan puanımızı 45'e çıkarıp playoff şansımızı devam ettireceğimizi düşünüyorum. Skor tahmini alayım son olarak. Herhalde 3-0 olur. İnşallah yeneceğiz Denizli Spor'u. Peki ne olur bugünkü skor tahmini? Net skor tahmin ediyorum. 3-0, 4-0. Peki yeni transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak? İbrahim Yılmaz'dan ümitliyim kendi adıma. Çok kritik bir maç. Playoff'ta kalmamız için çok önemli bir maç. En az 3-1 alacağımızı düşünüyorum. İyi olan kazansın diyorum. Peki ligi yakından takip ediyorsun. Bugün bir de Kastamonu Iğdır maçı var. Ne olur o maç sence? İnşallah beraber kalırız. Denizli Spor'un kaleci antrenörü çok iyi bir insan. Çok severim. Alper Acar. Umarım güzel bir çekişmeli maç olur. Hak eden kazanır. Tabii gönlüm Erzincan'dan yana. Umarım 3-1 kazanırız diye tahmin ediyorum. Peki bakalım. Nasıl değerlendiriyorsun takımın gidişatını playoff'ta? İlk 5'te. Bu seneki beklentinin bir tık altında yani kendi açımdan ama yine de hala iyi bir konumdayız. İnşallah playoff'larda bu sene hak ettiğimiz gibi birinci lige çıkarız diye ümit ediyorum. Bakalım. Düşünecek bir şey yok. Her zaman değil mi? Yeneceğiz. Yeneceğiz diyorsunuz. Takımı nasıl gidiyor gidişat? Takım çok iyi. Çok memnunuz. Bülent hocamızdan da memnunuz. Sahip çıkmamız gerekiyor. Biraz daha taraftar desteği. Peki ne olur bugünkü maç skoru? Vallahi herhalde şimdi biraz Denizli'nin son maçları biraz daha iyi ama 3-0 geçiyor. Güzel bir maç skoruyla inşallah Erzincan Spor'umuz yani 3-4-0 yeneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah playoff'ta kalıp sezon sonuna kadar inşallah şampiyonluğu yaşarız. Erzincan için her şey güzel gidiyor. Kupada da zaten Adana Spor'a kadar çıktık. Bu dönemde inşallah daha güzel sonuçlarla hep beraber Erzincan için el ele olarak inşallah şampiyonluğu yakalayacağız.
çünkü Erzincanspor Denizli maçı mutlak galip gelmemiz lazım. 42 puandayız. 45 puana çıkarmamız lazım. Rakiplerine de arayı açmamamız lazım. Denizli Spor da genç bir takım. Onlar da düşme hattında bulunduğu için biraz çaba harcayacaklar ama gücü herhalde Erzincanspor'a yetmeyecek. Biz takımımıza güveniyoruz. Yönetimimize, takımımızın bütün futbolcularına, hocamıza güveniyoruz. Mutlak 3 puan alacağız. Peki ne olur bugünkü skor tahmininiz? 3-0. Valla şimdi şöyle diyeyim ben normalde 1100 kilometre yoldan geldim buraya. Antalya'dan geldim. Antalya Ersiyat İş Adamları Derneği olarak, yönetim kurulu olarak geldik. Sayın kıymetli valimiz ve belediye başkanımız bizi programlar için çağırmıştı. Ya bu programla ilgili de vesile gördüm. Top oynadığım takım Erzincanspor'un maçını izlemek için geldim. Eski bir futbolcu olarak da. Evet dedim bir Erzincanspor'umuzu izleyelim. Peki nasıl buldunuz sitat, takım, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle, ben zaten sezon açılışında her sene geliyorum. Kombine biletimi de alıyorum ki örnek olsun bütün Türkiye'deki hemşeri dernekleri ve iş adamları derneği için. Kombinizanın ilk maçı da izledim. Tabi o zaman arkadaşlar da sordular takımı nasıl buluyorsunuz diye. Ben o zaman da söylemiştim ki yine iddia ediyorum. Yani maddi imkansızlar içinde kurulan çok iyi bir takım. Yönetim kurulu da Bülent Hoca'ya şahsında buradan teşekkür ediyorum. O zaman da söylemiştim. Takımıza güvenin. Takımıza destek olun. Ve yanıltmadılar da beni. Zaten bildiğiniz gibi takımımız Federasyon Kupası'nda, yani Ziraat Kupası'nda, eski Federasyon Kupası bizim dönemimizde öyleydi. Kupası'nda gelebildiği yere kadar geldi. Aslında gönlüm istiyordu ki Antalya ile Erzincan'ı bir araya getirmek ama ikisi elendi. Seneye inşallah. Tabii güzel bir stat. Önemli olan buradaki Erzincan halkının stadı doldurması ve takıma destek vermesi. Tabii bu arada eski bir sporcu olarak her zaman şunu tabii söylüyorum. Yönetim kurullarının özellikle Erzincan'da yaşayan Erzincanlı çocuklara sahip çıkması ve o çocukların Erzincanspor'da futbol oynayıp 2 sene sonra da başka takımlara transfer olması ve bu ekonomik şeyden kulübümüze katkı sağlaması. İyi bir maç olur. Zaten geldik desteklerine. Kazanacağı da inanıyorum. Skor tahmini alayım son olarak. Valla şimdiye kadar inşallah yanıltmaz. Her geldiğimde gittiğim maçlarda Erzincanspor hep yendi. Yani Isparta'ya deplasman olsun şey olsun hep yendik. İnşallah kalbimden benim bir 4-0 geçiyor. Herkes farklı yeneceğimizi iddia ediyor ama bana göre çok zor maç olacak. 1-0 olsun bizim olsun. Peki. Ben 4-5-0 beklemiyorum. 1-0 olsun bizim olsun. Peki takımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben takımı iyi değerlendiriyorum da seyirciyi değerlendiremiyorum. Her maça 300-500 seyirci geliyor. Bunun 20-30 tanesi tezahürat yapıyor. Maçta 300 kişi varsa 300'ü de tezahürat yapmalı. 1000 kişi varsa 1000'i de tezahürat yapmalı. Olmaz böyle. Böyle seyirci istemiyorum ben. Şahsım olarak ben yönetici falan değilim ama bir Erzincanlı olarak tezahürat yapmayan adamın statta ne işi var? Erzincanlı desteklemeyen adamın statta ne işi var? Benim diyeceğim bunlar. Peki skor tahmini alayım son olarak bugünkü maç skoru tahmininiz. 1-0 olsun bizim olsun. Evet Semih Bey, bugün rakip Denizli Spor, zor bir karşılaşma. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Zor bir karşılaşma. İnşallah bu maçı kayıpsız atlatırız. Bu tür maçlar her zaman zor olmuştur. Bugün de zor olacak. Ligin son sıralarındaki takımlar puan mücadelesi veriyorlar. Puanlar da birbirlerine çok yakın. Bir tek Uşak koptu gibi ligden. Diğer takımların puanlarına baktığımızda gerçekten çok yakın. Zirve de öyle, ligin son sıraları da öyle. Denizli maçı da zor maçlardan biri. Umarım Bülent Hoca ona göre tedbirini almıştır ki bu maçın önemini o da zaten daha önceden de söylemişti. Artık kupa serüveni sona erdi. Bundan sonra lige bakacağız dedi. Ve inşallah bu maçı kazanırız. Taraftarlar bugün görüyorum gişenin önü kalabalık. Biraz daha fazla ilgi olacak galiba. Biraz önce Nizam abi de söyledi. Yani maça gelmek çok önemli değil. Maça gelince takımı desteklemek çok önemli. Lütfen taraftarlarımız, şu anda ismi olan ama kendisi olmayan bir taraftarlar derneği var. Ben araştırdım, bir taraftarlar derneğimiz varmış bizim. Hatta şu kültür müdürlüğünün yanındaki o küçük dükkanlardan da bir yer vermişler onlara. Ama taraftarlar derneği ne yazık ki şimdiye kadar ligin sonu geldi. Herhangi bir faaliyette bulunmadılar.
bir organizasyon yapmadılar. Yani Taraftarlar Derneği demek, taraftarları organize eden, maça hazırlayan, yeni marşlar, işte yeni tezahüratlar, ama onu göremiyoruz. Yani Taraftarlar Derneği'nin sadece adı varmış. Bugünkü maç için de kazanacağımızı düşünüyorum ama kolay olmayacak. Ve son olarak da bu kulübün başlattığı bir Cana Can Kat Erzincan kampanyası vardı. Bilmiyorum şu anda kampanya ne durumda ama şunu görüyoruz ki Erzincan halkının Erzincan Spor diye bir derdi yok. Bu iş adamlarımız için geçerli. Bu bazı siyasilerimiz için, hepsi değil, bazı siyasilerimiz için geçerli. Sivil toplum kuruluşlarımız için de geçerli. Yani hiç kimsenin Erzincan Spor gibi bir derdi yok. Yani takım şu anda olabileceği en iyi yerde. Playoff mücadelesi veriyor. Yönetim canla başla çalışıyor. Teknik heyet öyle. Futbolcular da aynı şekilde. Yani bu takımı, son 3 haftada kurulan takımı bir anda zirveye ortak ettiler. Ama gel gör ki şey yok. Maddi destek yok. Canları sağ olsun. Peki bugün ligde zor bir mücadele daha var Kastamonu'da. Kastamonu-Iğdır maçı. O da kritik bir maç. Nasıl değerlendirirsiniz o maçı da? Kastamonu bence bu ipi göğüsleyecek gibime geliyor. Şehir inanmış. Valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle, siyasileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla şehrin gündemi olmuş Kastamonu Spor. Ve işte lig böyle çıkılır. İnanarak çıkılır. Bizim gibi herkes bir köşeye saklanmış. Ama maç günü geldiği zaman eline çekirdeği alıp stada geliyor yöneticilerimiz, bazı yöneticilerimiz, bazı siyasilerimiz. Kastamonu bence bu ligi artık şampiyon olarak bitirecek gibime geliyor. Peki son olarak skor tahmini alayım. Ne olur bugünkü skor tahmininiz? Ben zor olur diyorum. Yani tek farklı galibiyet olacak diye düşünüyorum. Bu 1-0 olur, 2-1 olur, 3-2 olur. Ama yeneceğiz Denizli. TSYD'de ilk temsilcisi İbrahim Gürler var. Zor bir karşılaşma. Evet. Denizli Spor. Herkes kolay gibi görüyor ama aynen, zor bir karşılaşma. Yani, neler düşünüyorsunuz bugünkü maç hakkında? Şimdi rakip Denizli Spor küme düşme potasında. Yani var gücüyle tüm gücünü sahaya yansıtacak. Her ne kadar dediğiniz gibi kağıt üzerinde kolay bir karşılaşma gözükse de Erzincan Spor açısından zor bir karşılaşma. Erzincan Spor da yani sonuçta şampiyonluğu oynuyor. Playoff hattında. Mutlak kazanması gereken bir maç. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz. Peki, bugün zor bir maç daha var. Kastamonu-Iğdır maçı. Bu da önemli bir maç. Nasıl değerlendirirsin o maçı? Yani illa ki bizi ilgilendiriyor ama önceliğimiz bizim maçı, kendi maçımızı kazanmamız. Daha sonra da onlar da beraber kalırlarsa bizim için daha iyi olur. Peki son olarak İbrahim Yılmaz da bugün, evet, ilk 11'de. İlk kez ilk 11'de. Yani artık İbrahim Yılmaz yani para ödendi geldi, yarım sezon olsun. Bundan sonra oynaması lazım. Bülent Hoca da bugün görev verdi. İnşallah bundan sonra da bütün maçları ilk 11'de görürüz. Peki son olarak skor tahmini her zamanki gibi. Yani 3-0 diye bugün içimden geçiyor. Denizlispor bir camia takımı. Sonuç itibariyle bu oyuncu grubu geçen yılda 1. ligde beraber oynayan bir oyuncu grubu. O günden beri kadrolarını korumaya çalışıyorlar. Hatırlarsanız ilk maç da bayağı zor geçmişti. Orada birbirlerine kalmıştık. Nitekim kaos oyunu oynayan bir takım. Genç bir takım. Mesafesi çok uzun oynayan bir takım. Dönen toplarda dönem dönem sıkıntılar yaşadık. Ama maçı kazanmasını bildik. Ondan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Son 3 haftadır kazanan bir Erzincan Spor var. Haftaya da yine zorlu bir deplasman Sarıyer. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, baktığımız zaman zaten küme düşme tehlikesindeki takımların, alt sıradaki takımların can havliyle kaybedecek bir şeyler yok artık. Yani saldırıyorlar, puan almak istiyorlar, puanlar almak istiyorlar. Biz de öyle bir sürece girdik. İşte haftaya
Sarıyer'e gideceğiz. İnşallah oradan da 3 puanla dönersek önümüzde de açılacak. İbrahim Yılmaz bugün yine gol attı. İlk 11'de başladı. Artık yavaş yavaş herhalde kendini bulmaya başladı. Tabi İbrahim de artık 6. maç oldu bu. Hafta olmasa da 6. maç oldu. Fizik gücünü kazanmaya başladı. Bugün itibariyle de golünü de attı. Maç kondisyonunu da kazanmaya başladı. İlerleyen süreçte de bize faydalı olacağını düşünüyorum. Peki Gence sakatlandı, çıktı. Herhangi bir şey var mı? Yani çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. İnşallah da değildir. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Yani içeride kadroya giren girmeyen bugün özelinde hepsine ihtiyacımız var. İyi bir takımız. Bu takım ruhunu sahaya yansıtırsak, şehrin de desteğini alırsak, bu takım hem playoff oynar, belki de 2-2'ye girer. Süreç nasıl gelişecek bilmiyorum. Ondan da çıkabiliriz yani. Yani rakiplerin bugün puan kaybettiği bir hafta oldu Ahmet dışında. Ya biz sonuçta 5 maç gerçekten hani zor bir periyottan geçmiştik Menemen maçına kadar. O dönemler işte ister istemez rakipler de diğer takımlarla oynadılar. Bugün mesela Ahmet Uşak'la oynadı. Yani Uşak zaten bildiğiniz gibi küme düşmesi neredeyse garanti olan bir takım. Biz de oraya geleceğiz. Biz de onlarla oynayacağız. O zaman kendi aralarında oynayacaklar. Puan farkı kapanacak diye düşünüyorum yani. Yeter ki biz maçları tek tek bakıp kazanmaya çalışalım. Son olarak da transfer dönemi kapandı. Gereken takviyeleri yaptınız, nokta atışları attınız. Sizin için her şey tamam mı şu an sezon sonuna kadar? Ya şöyle diyeyim size, yani bizim zaten oyuncu grubumuz ilk yarıda bizi dördüncüye kadar getirmiş bir oyuncu grubu. Ki şanssız maçlarda oynadık. Çocukların hepsinden ben zaten memnunum. Ayrılmak isteyen olursa da kolaylık sağlarız falan gibisinden de söylemiştik bazı arkadaşlarımıza. Tabii bu benim rızalım olması kaydıyla. Devre arasında da bütçemize uygun transferler yaptık. Onlar da sağ olsunlar hepsi katkı sağlıyor bize. Yani ileride işte diğer arkadaşlarımıza katkı sağlayacak diye umut ediyorum. Şu an için bütçemiz uygun oyuncuları aldık. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Başkanım, güzel bir galibiyet. Evet. Zor bir maçtı. Çok kağıt zor üzerinde maç. Kolay gözüküyordu ama zor bir maçtı. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu hafta çok önemli bir haftaydı. Çünkü rakiplerimiz de puan kaybetti ve herkeste bir beraberlik var. Bir 6-3 puan, aslında 6 puan diye geliyor bize. Yerimizi korumaya devam ediyoruz. Puanlarımız da iyi, 45. Artık yaklaştık. Iğdır belki kopabilir ama bu kopma değildir. Çünkü bizim artık çok zorlu 2 tane müsabakamız var diye gözüküyor. Ahmet ve Isparta rakiplerimiz olan. Ama hayır, aslında o değil. İyi takımla oynamak daha kolay. İşte böyle küme düşmeye yakın takımlar. Altta olan, o hatta olan takımlarla oynamak çok zor. Çünkü onlar artık kaybedecek bir şeyleri kalmamış. Sonuç itibariyle yüklenecekler. İşte çok zorlu bir müsabaka. Bunu gördük burada. Denizli Spor, evet. Çok dağınık bir futbol oynadı. Biz de onlara uymaya çalıştık ama sağ olsun futbolcularımız da, hocamız da olayı iyi kombine ettiler. Ve 1-0 aldık. Evet, bizi çok sevindirdi. Harika bir 3 puan. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Harika gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Tribünler biraz daha doldurmaya devam edelim. Tribünlerde çünkü eksiklikler var. Onları tamamlarsak daha iyi olacak. Çünkü artık başarı geliyor. Artık biz playoff'un biz 2'ye oynamaya çalışacağız. Aynen, en büyük adaylarından biri artık biziz. Biziz yani 2'ye. İnşallah 2'de de kalacağız, olacağız. Bu şehrimize söz verdiğimiz sözümüzü de yerine getireceğiz. Yani şehrimizden bizim ricamız, bir sözümüzü yerine getirirken şu tribünler bir dolsun. Artı cana can kat bir projesi başlattık. Cana can kat Erzincan. Buna biraz rağbet az. Bundan da rica ediyorum Erzincan. Canımıza can olun. Çünkü bu Erzincan sizin canınız. Bu cana bir can katın. Bakın işte görüyorsunuz yapmış olduğumuz transferler, ara transferler. İşte İbrahim her hafta golünü atacak. Bu şehre 3 puanı getirecek. Onun için lütfen ne olursunuz artık gelin hep birlikte bir olalım. Birlikte olalım. Şu şehrimizdeki Erzincan Spor'u hak ettiği yer 1. lig, PTT 1. lig'e taşıyalım. Bu birlikte olacak. Hep birlikte olacak. Eminim bu takım çıkacak. Bakın neyle başladık, nereye geldik. Evet, bu inanmaktır. Biz inandık. Şehir de bize inansın ve güversin. Lütfen tribünleri de dolduralım artık. Peki haftaya Sarıyer deplasmanı var. Zorlu bir deplasman. Bu hafta Sarıyer aldı. O kendine de bir özgüven deplasmanda geldi. Deplasmanda kazandı, evet. Tabii bir özgüven geldi. Ama bu tabii ki onu yenemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Biz deplasmanda daha iyiyiz. Daha bol gollüyüz biz. İnşallah Sarıyer'den bol gollü döneceğiz. Ligimize startımızı iyi verdik.
hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz. Peki son olarak bugün özel bir prim var mıydı yoksa standart mıydı? Yok, şöyle tabii ki biz primler artırdık artık. Yani birinci devrenin olan primlerinin dışına çıktık artık. Primleri artır artıra gidiyoruz. Mesela bu haftada işte Denizli yendikleri için Denizli plakasına prim verdim çocuklara. Sevindiler. Herkes buzbutla ayrıldı. Harika. İşte bazen kendi plakamızı veriyoruz. Bazen işte şehrin plakasını veriyoruz. Ama harikaydı. Çocuklar mutluydular. Olay prim olayı değil. 3 puanla sevindiler. Yani prim onlar için çok önem arz etmedi çocuklar. Bunu da ifade ettiler. 3 puanı bize verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teknik ekibime teşekkür ediyorum. Yönetim olarak biz hiç diyoruz, hiç durmuyoruz. Herkes bir koldan bir şeyler yapmaya çalışıyor. A'dan Z'ye, çalışanımıza kadar onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize de teşekkür ediyorum. Ama bu teşekkürü bir tık daha yukarı çıkarırsak daha iyi olacak. Evet, zaten maçın zor olacağını biliyorduk ama iyi bir ivme yakaladık. Biz içeride de farklı oynuyoruz. Taraftarımızın coşkusu, bizim coşkumuz birleştiğinde. Yani bizden içeride kolay kolay puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum inşallah. Playoff hattında şu an için sağlamlaştırdığımızı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Tabii ki bizim hedefimiz daha yukarısı. Bunu da devam ettirmek için önümüzdeki maçlarda kazanıp inşallah daha yukarılara tırmanacağız. Maçta sakatlandın çıktın. Herhangi bir ciddi bir şey var mı? Yani şu an için bilmiyoruz tabii. Bir MR sonucunda belli olacak ama ufak bir sıkıntı var gibi. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergilediler bize karşı. Bayağı zorladılar alt sıralarda olmasına rağmen. Biz de bugün tam anlamıyla çok oyunumuzu sahaya yansıtamadık ama 3 puan çok değerliydi. Rakiplerimiz de içeride baktık, herkes puan kaybetmiş puan bugün. Kaybetti. Bugün bizim için altın değerinde bir 3 puandı. Hedefe doğru artık çok az maç kaldı. Maç sayısı azaldıkça maçlar daha da zorlaşıyor. Ama biz bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Haftaya Sarıyer maçımız var. İnşallah bu çıkışı devam ettiririz. Peki, başarılar diliyoruz. Sağ olun, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun bir sakatlık dönemi oldu sende de. Yok ya, bir hafta. Şu o arada da işte oldu. Maç 2-3 maç oldu o arada. 2-3 maç oldu. Şimdi iyiyim Allah'a şükür. Güzel de maç oldu ama bu maçlar tehlikeli maçlar. Çünkü canavliyle saldırıyorlar, savaşıyorlar. Puan almasını bildik. Hedefimize emin adımlarla devam ediyoruz işte. Haftaya Sarıyer deplasmanı var. Bundan sonra artık bütün maçlar içeride dışarıda zor. İyi konsantre olursak, iyi motive olursak bütün maçlarımızı kazanırız diye düşünüyorum. Bir de burada taraftarlara sesleniyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Sonuçta onlar itici bir güç. Bahadır'ın yani bizi desteğini her zaman yanımızda hissetmek istiyoruz onların. Bizi desteklesinler, bize küsmesinler, futbolculara küsmesinler. Sonuçta burası onların şehri. Biz onlar için burada ter akıtıyoruz. Umarım sonunda da güzel yerlere, güzel yerde bitireceğiz. Şampiyonlukta taşlandırmak istiyoruz ama ilk önce hedefimiz şu anda 12 tane maç kaldı. Bunu iyi bir şekilde bitirip önümüze bakmak istiyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Başarılar. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, zor bir maçtı. Evet. Kağıt üzerinde her ne kadar kolay gözükse de son dakikalar özellikle biraz zor geçti. Nasıl değerlendirirsin maçı? Ya böyle oynayan, küme düşme oynayan takımlar her zaman daha çok sıkıntı oluyor. Çok bozan, çok mücadeleci bir takımdı. Ama golü bulduk. İstediğimiz 3 puanı aldık neticesinde. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada çok önemliydi. Önemli olan 3 puandı. Bunu başardık abi. Peki sen de yani 2-3 maç kaçırdın evet, bu arada. Evet, bir hastalığım vardı. Çok şükür kendime geldim. Daha iyi olacak inşallah bundan sonra. Haftaya Sarıyer maçı var. Zor bir deplasman. Oradan da 3 puanla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir fikstüre girdik. Zor maçları atlattık. İnşallah bundan sonrası şampiyonluğa doğru gideceğiz inşallah abi. Peki, tebrik ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Değerli sporseverler, bugünün de sonuna geldik. Zor bir maçtı. Kağıt üzerinde her ne kadar kolay gözükse de Denizli Spor gerçekten kaos futbolu oynadı. Ve tabii ki kazanan Erzincan Spor oldu. Sonuçta 1-0 olsun bizim olsun dedi. Ve 3 puanı kazanan takım oldu. Bugün ligde zor maçlar vardı. Dediğimiz gibi Erzincan Spor kendi sahasında Denizli Spor'u 1-0 yendi. Ahmet Spor, Uşak Spor'u 8-0 yendi. Arnavutköy, Düzce Spor'u 3-0 yendi. Etimesgut kendi sahasında Sarıyer'e 1-0 yenildi. Ve haftaya biz Sarıyer deplasmanında olacağız. Fethiyespor son dakikada attığı golle Menemen Spor'u 2-1 yendi. İnegöl Spor kendi sahasında Soma Spor'u 1-0 yendi. Isparta 68 Aksaray Belediye ile 0-0 berabere kaldı. Karaman 2, İskenderun 2, o da berabere kalan maçlardan biriydi ve bu haftanın en önemli maçı Kastamonu Spor kendi sahasında Iğdır Spor'u konuk etti. Ve son dakikada Kastamonu'nun attığı golle karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Ve tabii ki bu sonuçlarla birlikte Erzincan Spor
45 puanla ligde 4. sıradaki yerini korudu ve Iğdır'da liderliğine devam etti aldığı 1 puanla. Bu haftanın sonuna geldik. Bizler tabii ki Ercan Spor'u takip etmeye devam edeceğiz ve en iyi şekilde de sizlere sunmaya çalışacağız. Programımıza katkılarından dolayı Kar Spor'a da çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gelecek maçlarda tekrar görüşmek üzere diyeceğim. Herkes kendine çok iyi baksın. Kameraman arkadaşım Ozan Albayrak'la birlikte yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşların adına herkese güzel bir hafta sonu, güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kampta, seyahatte, yerde, yükseklerde, yaz, kış, her mevsimde, Kar Spor seninle, dağda, denizde, küste, her zaman, her yerde, yaz, kış, her mevsimde, Kar Spor seninle. Biz Kar Spor'la kışa hazırız. Ya siz? Her mevsimde Kar Spor seninle. Maç gününü Kar Spor sundu. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.